Diklenmiyoruz, diklenmiyoruz. Sanmasınlar ki uysal koyunuz. Bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar bizim hayallerimiz falan da değil. Gerekli yerlerle, gerekli konuşmalardan sonra oluşturduğumuz projelerimiz, ayakları yere basan projelerimiz. Bunu da böyle bilesiniz. Ya hani başbakanımız her mitingde söylüyor ya, biz laf üretmiyoruz, projesini hazırlayıp ve halkımızın hizmetine sunuyoruz, hizmetine. Seçim çalışmalarımıza süreden başlamıştık ve yıllar yılı oradan geçtiğimde hep aklımda vardı. İnanın ki hep aklımda vardı. Şunu diyorduk hep, ya burada yıkık yıkık binalar var. Her ne kadar Milli Eğitim'in arazisi olsa da bunlar bu şekilde tuz buz olmak zorunda değil. Değerlendirilmesi gerekiyor diyorduk. Ve ilk aklımıza gelen projemiz de buydu işin doğrusu. Birinci projemiz Şelale Süre. Şehirler girişleriyle anılır diyoruz. Biraz önce konuşmamda söylediğim gibi biz ekibimizle hayal kurmuyoruz. Biz nereye, neyi, nasıl yapacağımızın hesaplarını, kitaplarını çok iyi yapıyoruz. Benim belde halkım bunu da böyle bilsin. Şelale Süre projemizin tüm altyapı çalışması yetkili kurum ve kuruluşlarla konuşuldu. Hani yapamazlar falan diyorlar ya, siz onlara her deyin geçin. Ben daha bu sabah görüştüm. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Süredeki konuşmalarımda demişlerdi ya, burası Milli Eğitim'e ait ve burada belediyenin herhangi bir projesi yapılamaz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın şu an birazdan geçeceğimiz sosyal tesis projemizin alanı Milli Eğitim'den devralınmış durumda. Buna perhiz, buna lahana. (Gülüyor)
Evet, bu iş tamam. Allah'ın izniyle sizlerin bizlere 30 Mart'ta vereceğiniz yetkiyle bu projeye startımızı hemen veriyoruz. Bunu da herkes böyle bilsin. Evet, ikinci projemiz yılların beklentisi sosyal tesisimiz. Sağlıklı bir nesil için el ele diyoruz. Değerli hemşerilerim, artık hayalimiz gerçek olacak. Bir yandan çayımızı yudumlarken, bir yandan çocuklarımız parkta eğlenceli vakit geçirecek. Diğer yandan da halı sahamızda futbol oynayabileceksiniz. Yılların hayaliydi değerli dostlar. Yılların hayaliydi. Bu projemiz ile, bakın bu projemiz ile beldemiz sakinlerinin daha da kaynaşacağına inanıyoruz. Yine söylüyoruz. Dargınlık yok. Kırgınlık yok. Husumet asla yok. Varsa yoksa terzi alan başka derdimiz yok. Yok. İnşallah 30 Mart seçimlerinde sizlerden alacağımız yetkiyle en kısa zamanda bu projelerimizi gerçekleştireceğimizin sözünü buradan veriyoruz. Hatta söz vermekle kalmıyoruz. Bakın sadece slide gösterisiyle bitirmedik bu işi. Bir seçim broşürü de hazırladık. Bu projelerimizin basılı olduğu bir materyal de hazırladık. Saklarsınız 5 sene, 5 sene sonra hesabınızı sorarsınız. Hesap nerede sorulur? Sandıkta, sandıkta. Üçüncü projemiz belediye düğün salonumuz. En mutlu gününüzde yanınızdayız diyoruz. Değerli dostlar, şirin beldemize yakışır düğün salonumuzda en mutlu günlerinizde sizlerle birlikte olabilmek bizlere gurur verecek. Düğün salonu deyip geçmeyin sevgili dostlar. Düğün salonu deyip geçmeyin. Okulumuzda hazırlanacak etkinliklerimizde de resmi bayram ve törenlerde de kullanılabilecek bir düğün salonumuz olacak. Ciddi bir ihtiyaç öyle değil mi? İnşallah işte bu ihtiyacı biz gidereceğiz, biz gidereceğiz. Kimimiz var lan, kimimiz doğru lan, kimimiz